Allah ayeti kerimede diyor, nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Huve ma'akum eynemâ kuntum. Doğrudur. Eğer kastınız Allah ilmiyle, görmesiyle, bilmesiyle, kuşatmasıyla, bütün kullarıyla beraberdir, şah damarından onlara daha yakındır diyorsanız, evet doğrudur. Bunu da Allah söylediğinden dolayı doğrudur. Bunu söylesek Allah'a mekan isnat etmez miyiz? Allah mekandan münezzeh değil midir? Nerede elinde bu konuda bir ayet mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Elinde bu konuda bir hadis mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Sahabelerden bir tanesinin sözü mü var Allah mekandan münezzehtir diye? Zaten bir adam Allah semadadır demekle Allah mekandadır demiş olmaz. Sadece Allah'ın söylediğini ikrar etmiş olur. Allah semadadır, Allah böyle söylüyor. Allah mekanda mıdır peki dediklerinde? Diyeceksiniz eğer Allah deseydi ki ben mekandayım, biz de derdik Allah mekandadır. Fakat Allah böyle bir konuya değinmediği için bizim gündemimizde de böyle bir konu yok. Biliyorsunuz Müslümanların akidesi, Allah'la ilgili Müslümanların akidesi bellidir. Allah nerededir? Allah semadadır. Allah nerededir? Allah semadadır. Niye? Çünkü Musa aleyhisselam kavmini İslam'a davet ettiğinde Rabbinin ilahının semada olduğunu söylediği için Firavun da dedi ki ben bir çıkayım semaya bakayım Musa'nın ilahı orada mıdır? Yoksa Musa'nın ilahı orada değil midir? Şimdi ben bu konuya niye girdim? Şunun için girdim bu konuya. Adamın bir tanesi bu konuyla ilgili konuşurken diyor ki, kendi kulaklarımla işittim bunu. Allah'ın semada olduğu inancı Firavun'un inancıdır diyor. Allah'ın semada olduğu inancı Firavun'un inancıdır. Nasıl oldu da diyor Firavun'un itikadı geldi, Ehl-i Sünnet'in itikadı oldu. Yani bu Firavun'un itikadıydı. Allah semada mı, bir çıkayım bakayım Allah'a meydan okurken böyle söylüyordu diyor. Nasıl oldu da bu geldi de ehli sünnetin, ehli hadisin itikadı oldu? Demek istediği şey şu adamın. Ehli sünnet itikadı diye bilinen itikat biraz Firavunluktan, biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan alınmış ve oluşturulmuş olan bir itikattır. Peki soru şu kardeşlerim. Allah'ın semada olduğu itikadı Musa'nın aleyhisselam ve Musa ile beraber peygamberlerin itikadı mıdır? Yoksa Firavun'un ve Firavun'a itibar eden insanların itikadı mıdır? Allah'ın semada olduğu itikadı bütün peygamberlerin, başta bizim peygamberimizin aleyhissalatu vesselam ve bütün peygamberlerin ortak itikadıdır. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'den size ayetler okuyacağım. Bir hatırlatma babından bazı ayetlerle hadisler söyleyeceğim size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde kıblenin değiştirilmesini istiyordu. Yani Yahudilerle aynı yöne yönelmek istemiyordu. Mescid-i Haram'a yönelmek istiyordu. Ve dua ediyordu sürekli. İçin için Allah'a dua ediyordu. Allah ne dedi peygambere? قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Biz senin yüzünün sürekli semaya dönüp durduğunu görüyoruz dedi Allah Azze ve Celle. Biliyoruz dedi. Niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiğinde semaya bakıyor? Niye kafasını kaldırıp semadan kendisine bir şey gelmesini istiyor? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki melekler için يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ O melekler üstlerinde olan Allah'tan korkar ve Allah'ın kendilerine emrettiğini yerine getirirler. Sen güzel bir söz söylüyorsun. Peygamberimiz diyor ya güzel sözler Allah'a arz edilir. Salih ameller Allah'ın katına gider. Nasıl gider? Nereye gider güzel sözler? اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Güzel söz Allah'a yücelir ve Allah salih olan amelleri kendi katına yüceltir diyor Allah Azze ve Celle. Meleklerle ilgili Allah Azze ve Celle diyor ki تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ Melekler ve ruhlar Allah'a doğru yükselir. Melekler ve ruhlar Allah'a doğru gider. Secde suresinde Allah kainatın işlerini nasıl idare ettiğini söylerken يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Allah işleri gökyüzünden yeryüzüne doğru yönetir, yönlendirir diyor Allah Azze ve Celle. Allah işleri gökyüzünden böyle aşağıya doğru, yeryüzüne doğru Allah Azze ve Celle işleri yönetir, yönlendirir diyor. İsa aleyhisselam vefat edeceği zaman Allah Azze ve Celle ona ne dedi? اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيْهِ
ben seni öldüreceğim, vefat ettireceğim İsa ve daha sonra da seni kendi katıma yücelteceğim dedi. Öldüreceğim yanlış oldu, seni vefat ettireceğim doğru olan. Çünkü vefatla ölüm birbirinden farklı. Seni vefat ettireceğim, sonra da seni kendi katıma yücelteceğim. En önemlisi de Allah müşrikleri tehdit ederken onlara ne dedi kardeşlerim? اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ Yoksa siz semada olan Allah'ın yeri sizin başınıza geçirmesinden emin mi oldunuz dedi Allah. Yahu Allah Azze ve Celle kendisi için yukarıda olduğunu, yüksekte olduğunu, her şeyin kendine yüceldiğini, her şeyin ondan aşağıya doğru indiğini söylüyorsa, elbette ki peygamberler de Allah'ın semada olduğunu ve Allah'ın en yücelerde olduğuna inanacaklar. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu kapalı bırakmış mıdır? Madem Kur'an'ı, vahiyi bize açıklayacak olan, gönderilmiş olan nebilerdir. Bunlar peki bu konuda bize ne söylediler? Alın size aleyhissalatu vesselam'dan bir tane hadis söyleyeyim. Söyleyeceğim hadis hem Bukhari'nin hem de Müslüm'ün hadisidir. Allah Resulü ganimet mallarını taksim ederken, haricilerden bir tanesi Peygamberimizin karşısına dikildi. Dedi ki, اَعَدِلْ يَا Muhammed. Adaletli ol ey Muhammed. Bir rivayete dedi ki, اِتَّقِلَّهِ Allah'tan kork ey Muhammed. Yani sen ganimet mallarını eşit ve adaletli bir şekilde dağıtmıyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi cevap olarak? اَلَا تَأْمَنُونِي وَاَنَا اَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ Semada olan bana güvendiği halde siz bana güvenmiyor musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne desin? Semada olan bana güvendiği halde siz bana güvenmiyor musunuz dedi aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün hanımları kendi aralarında oturdukları zaman Bukhari bu söylediğimi Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Zeynep annemiz vardı bizim biliyorsunuz. Zeynep annemizin nikahı vahiy ile kıyıldığı için Zeynep annemiz diğer kadınlara şöyle övünürdü. Derdi ki زَوَّجَكُنَّ اَهَال۪يكُنَّ Sizi aileleriniz evlendirdi. Babanız, dayınız, amcanız, veliniz kimse sizi o evlendirdi. زَوَّجَنِيَ اللّٰهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ Beni ise Allah semanın üzerinde Allah beni evlendirdi diyor. Bir rivayette semada Allah beni evlendirdi diyor. Bir rivayette semada 7 kat arşının üzerinde Allah azze ve celle beni evlendirdi diyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde peygamberimizden akide öğrenmiş, akide dinlenmiş olan bir kadın Allah'ın semada onu nikahladığını söylüyor. Allah Resulü Bukhari'nin gene rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki Allah eşyayı yarattığında, halkı yarattığı zaman arşının üzerinde kendi yanında Allah şöyle bir yazı yazdı. Şüphesiz ki benim rahmetim, benim gazabımı geçmiştir dedi. Müslüm rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir adam Allah'a nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki bir adam hanımını yatağa davet ettiğinde eğer hanımı ona icabet etmezse semada olan kocası ondan razı oluncaya kadar ona öfkelidir, ona kızgındır dedi. Semada olan Allah kocası razı oluncaya kadar hakkını helal edinceye kadar karısına karşı kızgındır, karısına karşı öfkelidir dedi. Hepsini geçelim. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste cariyeyi Allah Resulü'nün yanına getirdiler. Mü'min midir değil midir Allah Resulü öğrenmek istiyor ona. Allah Resulü ona sordu. Eyn Allah dedi. Allah nerededir ey cariye dedi. Allah nerededir ey kadın dedi. Kadın da dedi ki fissemâ. Hem eliyle işaret etti hem de fissemâ dedi. Allah göktedir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste veda hutbesini okurken sahabeye sordu. Veda hutbesini bitirdikten sonra sizin mallarınız, canlarınız, kanlarınız sizin üzerinize haramdır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz, onları Allah'ın bir emaneti olaraktan aldınız. Veda hutbesi bitti. Hel bellak dedi. Ulaştırdın mı ey ümmet? Görevimi yerine getirdin mi? Dediler ki evet ya Resulallah sen ulaştırdın. Elini semaya kaldırdı. Allahümme feşhed. Allahümme feşhed, Allahümme feşhed dedi. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol ki bunlar benim vazifemi yerine getirdiğini söylüyorlar dedi. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın semada olduğu itikadı Firavun'un itikadı değildir.
bunu söyleyen adam kendi imanından şüphe etmesi gerekir. İmanı zaten yoktur ama bu söze kulak veren adamın kendi imanından şüphe etmesi gerekir. Çünkü bu peygamberlerin yetiştirmiş olduğu sahabelerin itikadıdır. Şimdi mesela yaşamış olduğumuz yerde genelde şöyle bir konu gündeme gelebiliyor. Ya bu konular çok önemli midir? Yani biz bu konuları bilmek zorunda mıyız? Veya bu konular çok önemli midir? Kardeşim, bir konu Kur'an'a ve sünnete konu olmuşsa, Kur'an'a ve sünnete gündem olmuşsa senin için önemli olmak zorundadır. Neyin önemli olduğuna, neyin önemsiz olduğuna karar verecek olan sen değilsin. Yani şimdi başa geliyorum. Biz dedi ki, müşrikler bize diyorlar ki, eğer sizin anlattığınız doğruysa bizim babalarımızın bundan niye haberi yok? Siz cevap olarak onlara ne söylüyorsunuz kardeşlerim? Bu din Allah'ın dini ise neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verecek olan da Allah'tır diyorsunuz. Öyleyse bu konuda müşrikleşmemek lazım. Müşriklerin zihniyetiyle, onların sözleriyle konuşmamak lazım. Allah'ın semada olduğu konusu önemli bir konu mudur? Evet, önemli bir konudur. Niye önemli bir konudur? Çünkü Allah onlarca ayette, peygamber onlarca hadiste Allah'ın gökte olduğunu söylemiştir. Sen mümin ve Müslüman bir adamsan buna itikad etmek zorundasın. Buna dair yanlış bir inanç gördüğünde, batıl bir inanç gördüğünde şu önemlidir, bu önemsizdir gibi bir ayrıma gidemezsin. Bu din senin dinin değildir. Diyeceksin ki, kardeşim, din adına konuşuyorsan yanlış söylüyorsun. Allah her yerdedir. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Hayır efendim diyeceksin. Allah göktedir. Sen Allah'ın nerede olduğunu Allah'tan daha iyi bilemezsin. Allah ayet-i kerimede diyor, nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Huve ma'akum eynema kuntum. Doğrudur. Eğer kastınız Allah ilmiyle, görmesiyle, bilmesiyle, kuşatmasıyla, bütün kullarıyla beraberdir, şah damarından onlara daha yakındır diyorsanız, evet doğrudur. Bunu da Allah söylediğinden dolayı doğrudur. Ama Allah nerededir? Böyle bir soru sorulmaz. Böyle bir soru Allah'a mekan isnat etmektir diyorsan, demek ki sen Allah'ı peygamberden daha iyi tanıyorsun. Allah'a peygamberden daha fazla saygın var. Allah'ı daha fazla tazim ediyorsun. Ve Allah nerededir sorusunu sormayı kendine yakıştıramıyorsun. Şimdi kardeşlerim, bunlara sorsan, diyorlar ki biz eşariyiz. Sorsan diyorlar biz eşariyiz. Sizin için derse gelmeden önce bu ayet-i kerimeyi İmam Eş'ari'nin, Ebu Hasan el-Eş'ari'nin nasıl tefsir ettiğine baktım. El-İbane kitabında İmam Eş'ari diyor ki, Musa benim Rabbim semadadır dediği için Firavun da diyor, ona dedi ki, bana bir kule yapın, ben bir çıkayım bakayım hele Allah gerçekten semada mıdır değil midir diyor. Bunu İmam Eş'ari söylüyor. Biz Hanefiyiz diyorsunuz. İmam Ebu Hanife Fıkhul Ekber kitabında diyor ki, kim Allah yerde midir, gökte midir veya arş yerde midir, gökte midir bilmiyorum derse kafir olur. Niye? Çünkü Allah aşağıya doğru değil, yukarıya doğru Allah'a dua edilir. Bir, iki, peygamberimiz diyor, cariyeye sordu, Allah nerededir? Cariye de Allah semadadır dedi diyor. İmam Ebu Hanife böyle söylüyor. İmam Şafii Er-Rahmanu alel arş isteva ayetini tefsir ettiğinde, biz Şafiiz diyorsunuz. İmam Şafii tefsirinde, onun tefsirinin toplanmış olduğu kitapta İmam Şafii diyor ki, Allah semada yedi kat göğünün üzerinde arşına istiva etmiştir. Arşına istiva etmiştir diyor. İmam Ahmet diyorsanız, İmam Ahmet kitap yazmış. Hanbeli mezhebindeniz diyorsanız eğer, İmam Ahmet Er-Raddu alel Cehmiye, Cehmiyelere Reddiye kitabı yazmış. Allah her yerde hazır ve nazırdır diyenler zındık cehmilerdir diyor İmam Ahmet. Yani bu itikada sahip olanların zındık olduğunu, cehmi olduğunu söylüyor. İmam Malik, biz Malikiyiz diyorsanız, İmam Malik'e sormuşlar, demişler ki istiva nedir? Er-Rahmanu alel arş istiva nedir? El-istiva'u ma'lumun, vel-keyfu mechulun, vel-imanu bihi vacibun, ve-sualu anhu bid'atun demiş. İstiva malumdur. Araplar istivanın ne olduğunu biliyorlar. İstiva yücelmek ve bir yerde karar kılmaktır. İmam Bukhari'nin Mücahid'den naklettiği gibi istiva yücelmek ve karar kılmaktır. Keyfiyet, peki Allah nasıl karar kıldı? Allah'ın arşı tahta mıdır, demir midir? Allah oturdu mu? Bunlar bizi ilgilendirmez. Çünkü Allah bunlardan haber vermediği için biz bunlarla ilgili konuşmayız. Biz deriz ki Allah arşına istiva etmiştir. Bitti. İmam Malik de böyle, İmam Malik de böyle söylüyor. Ha, geriye ne kaldı kardeşlerim? Ben Maturidiyim diyen adamlar, eyvallah. Yani ne Maturidi olun, ne Eş'ari olun, ne Şafii olun, Müslüman olun kafi de, hani ben onlar adına söylüyorum bunu. Kendi tefsirinde
bu ayet-i kerimede diyor ki, bu işte bazı müşebbihe diyor, Allah'ı teşbih edenler dediler ki Musa Allah semadadır dediğinden dolayı Firavun da böyle söyledi. Bu böyle bir şey yoktur diyor. Hani Musa aleyhisselam Allah semadadır dememiştir. Allah semadadır dememiştir diyor. Yani ben kendime maturidiyim diyenin yolu açık olsun. O kendi yolundan gidebiliyor. Ama kendini eşariliğe ve bu dört tane imama nispet eden yalan söylüyor. Bunu bilebilir. Yani ittiba ettiği yol ile ismini kullanmış olduğu yol arasında dağlar kadar fark vardır. Zaten bir insan niye amelde Hanefi akideden maturidi olur onu anlamak da mümkün değil. Niye amelde Şafii olur, niye akidede Eş'ari olur onu anlamak da mümkün değil. Madem İmam Şafii her şeyi biliyordu, hiçbir hadisi kaçırmadı öyle söylüyorlar ya. Sen desen ki bu hadis İmam Şafii'ye ulaşmamış olabilir, kızıyorlar. He yani İmam Şafii bilmiyordu sen biliyorsun he diyorlar. E madem İmam Şafii rahmetullahi aleyh bütün hadisleri biliyordu, bütün ayetleri biliyordu, akidede de ona tabi olsaydınız. Madem Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bütün hadisleri, bütün ayetleri biliyordu, hiçbir şey ona kaçırdığı hiçbir şey yok. O zaman akidede de ona tabi olun. Yani anlatmak istediğim şey nedir kardeşlerim? Peygamberlerin, sahabelerin, selef imamlarının itikadı Allah'ın azze ve celle semada olduğuna dairdir. E bunu söylesek Allah'a mekan isnat etmez miyiz? Allah mekandan münezzeh değil midir? Nerede elinde bu konuda bir ayet mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Elinde bu konuda bir hadis mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Sahabelerden bir tanesinin sözü mü var Allah mekandan münezzehtir diye? Zaten bir adam Allah semadadır demekle Allah mekandadır demiş olmaz. Sadece Allah'ın söylediğini ikrar etmiş olur. Allah semadadır, Allah böyle söylüyor. Allah mekanda mıdır peki dediklerinde? Diyeceksiniz eğer Allah deseydi ki ben mekandayım biz de derdik Allah mekandadır. Fakat Allah böyle bir konuya değinmediği için bizim gündemimizde de böyle bir konu yoktur. Peki sen Allah mekanda değildir derken bunu neye dayandırıyorsun? Ne elinde bir ayet var, ne elinde bir hadis var, ne elinde sahabeden bir söz var. Kendi kafandan Allah'ı tenzih edeceğim diye bir şey uydurmuşsun. Tamam çok güzel Allah'a saygı duymak istiyorsun. Ama neticede o kafandan uydurduğun kuralla Allah'ın hakkında onlarca ayet indirmiş olduğu bir sıfatını ya inkar ediyorsun, ya tevil ediyorsun, ya da tahrif ediyorsun. Onun için bu konu önemli midir? Tekrar söylüyorum kardeşlerim, evet bu konu önemlidir. Çünkü biz neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna karar verecek konumda değiliz. Eğer Allah bir şeyi söylemişse biz de ona inanmak ile mükellefiz. Onun için bu firavunların akidesidir, bu ehli sünnetin akidesi değildir diyen adam Allah muhafaza bu kadar söylemiş olduğumuz kişinin de akidesinin firavunun akidesi olduğunu söylemiş olur.